Arkadaşlar, herkese selamlar. Bugün sizlerle yine bir Beşiktaş maçıyla daha beraberim. Bugünkü rakibimiz Rizespor. Çok enteresan haftalardan geçtik bildiğiniz gibi. Önce bir Ankara Gücü deplasmanı. Bu bir kupa maçıydı ve Ankara'daki maç 0-0 bitti. Ondan sonra bir Fenerbahçe maçı. Fenerbahçe maçında yine bir... Erkenden gelen bir kırmızı kart. Erken gelen bir kırmızı kartla beraber aslında yine bazı kişilerin hani Twitter'da falan sevindiğini falan gördüm ben kırmızı kart gördüğümüze. Artık öyle bir gelenek olmuş ki İsmail Kartal'la maçtan sonra hani soyunma odasında ilk yarı bittiğinde bu takım 10 kişi de puan alabilen bir takım geriye düştüğü halde gibi bir söylemler falan iletmiş takımına vesaire. Neyse maçı bildiğiniz gibi yenildik. Son 15 dakika Fenerbahçe'ye bir panik yaptırdık açıkçası. Cenk inanılmaz bir gol attı. Şuradan geçelim, bu nedir ya? Son 15 dakika gerçekten iyi oynadığımızı düşünüyorum. Yani Beşiktaş gibi oynadığımızı düşünüyorum. Hani o paniği gördüm ben en azından yüzlerinde. Çünkü İsmail Kartal falan da böyle bir hani o kaosu yönetecek bir adam olmadığından dolayı hani biraz daha böyle bir iyimser bakabiliyorum açıkçası son maçın sonlarına doğru. Şampiyon olanla da zaten ilgilenmiyoruz biliyorsunuz gibi. Bir Rize maçı olacak bu hafta. Cuma günü bugün. Ve Salı günü de bir Ankara Gücü maçı daha olacak. O maç bizim için çok kritik. İlk maç çünkü berabere bitiyor. İkinci maçta neyin ne olduğunu göreceğiz. Ki o maçta da açıkçası Beşiktaş taraftarının da büyük devreye girmesi gerekiyor. İlk diğer yarı final maçında da Trabzonspor'un Karagümrük'e karşı 3-2'lik bir galibiyeti vardı ki Karagümrük de pis bir takım. Gerçekten ne yapacağı asla belli olmayan bir takım. Onlar Trabzon'da İstanbul'a gelecek o maçta. Sonrasında da bir final oynanacak. Umuyorum ki alacağız bu sene kupayı ve kupasız en azından kapatmayacağız. Bu kabus gibi giden sezonu en azından kupayla tamamlayacağız. Çok tutmayayım sizi. Ufak bir giriş yapmak istedim. Ne zaman ufak desem zaten ufak olmuyor, onu da biliyorum. Yavaş yavaş çarşıya gideceğiz. Çarşıdan maça. Maçta da zaten biliyorsunuz nasıl gideceğini videonun. Arkadaşlar videolara güzel cevaplar gelmeye başladı. Gerçekten desteğinizi de bekliyorum aynı şekilde. Yorumlarınızı bekliyorum. Çok güzel oluyor, keyifli oluyor okumak. İstatistiklerimiz artıyor. 1000 abone olacağız. Gerçekten bunları görmek, bu sayıları görmek hoş. İleride daha güzel şeyler de olur tabii ki ama adım adım gidiyoruz. Desteğinizi esirgemeyin. Şimdilik görüşürüz. Maçtan sonra görüşürüz.
10 dakika oldu be, 10 dakika!
Selamet bize inanılmaz sinirliyim şu anda. Yani öyle böyle sinirli değilim. Yani 5 dakika beklenen bir var pozisyonu oldu. Penaltı pozisyonu oldu. Muleka yerde kaldı. Şimdi baktım zaten pozisyonlara. El falan var. Her şey var penaltıda. Yok yok. Adam 5 dakika dinleyip 5 dakikaya yakın falan dinlediler bu arada harbiden. Adam gitti. Hiçbir şey olmamış gibi devam ettir. Yani inanamıyorum ya. Ya bizim ülkemiz böyle hakemlerle yemin ederim bir yere gidemez. Bak çok samimi söylüyorum, hiçbir yere gidemez. Hakemler de dövülür, sahaya da girilir. Yani böyle bir federasyonla, böyle hakemlerle, vasıfsız ve yetersiz hakemlerle hiçbir yere gidilmez. Yani gidilmez yani. Aa, gerçekten yani şu an inanılmaz gerginim. Ciddi anlamda. Yani oyunun falan içine kalan Beşiktaş Rize maçını yönetemiyor ya. Yönetemiyor. Bir şey hiç. Yani yetenek yok yani. Gerçekten yetenekleri yok bunların. Yani umarım şu yabancı hakemlerin hepsi gelir. Bütün var hakemleri de yabancı olur. Bunların hepsinden kurtulmamız lazım ya. Yoksa bu ülke hiçbir yere gidemez, ben size söyleyeyim yani. Hani o kadar dev transferler yapılıyor. 20'şer 30'ar milyon eurolar vesaire. Bu hakemler olduğu sürece bu vasıfsız, yetersiz hakemler hiçbir şey olmaz bu arada. Maça geleceğim. Maç inanılmaz aksiyonlu başladı. 15 dakika. Hani 4-5 tane pozisyon oldu. 2 tane gol oldu zaten karşılıklı. Çok basit bir gol idi her zaman gibi. Sonra Kolip Karambolin'e bir gol attı. Sonra 2 dakika sonra seri bir tane daha gol attı. O Vardın iptal oldu. Ondan sonrasında zaten ikinci yerinin sonlarında da yazalım bir direği var. Muleka'nın şutu var. Yaşıtsan'ın şutu var. Yani bilmiyorum, biraz daha böyle bir Beşiktaş canlandı ama hani hakem gerçekten her zamanki gibi yine bir maçın önüne düştü, geçti. Şimdilik bu şekilde, umarım maçını kazanırız yani de gerçekten modumun içine ettiler ya, gerçekten inanamıyorum yani. Ya bu ülke futbolunun bunlardan kurtulması lazım arkadaşlar. Gerçekten yani. Şimdilik görüşürüz, ikinci yarıda tekrar birlikte oluruz. Oh my God.
Oradan artı 7 mi 8 mi 9 mu kaçta attık bilmiyorum. Hani 6 diye tahmin ediyorum. Hani o top zorla o kaleye girdi ve maçı kazandık ya. Hani var ya bu kadar sinirlendiğim, delirdiğim, boş yere bir maç hayatımda görmedim. En sonunda bir gol attık ya. En sonunda bir gol attık. Ve bu maçı aldık. Aldık ya. Bir şeyler söyleyin abi. Gergin bir maç olmasına gerek yoktu. Yoktu abi. Yani o kadar saçma sapan bir maç istedik ki. Yani kaybetmeyi de hak etmedik. Değişik bir oyun vardı. Ya ama yani şu gol... Şu gol gerçekten iyi oldu. İyi oldu abi, hak ettik ya. Hak ettik. Yani... Arkadaşlar... Yorulduk ya. Beşiktaş yordu bugün ya bizi. Beşiktaş eberle sağlıklar. Oyuncular geliyor. Oyuncular geliyor. Birazdan yine göreceğiz sizi. Gerçekten çok enerji sarf ettik bugün. Evet, güzel bir son oldu en azından. Hani çok gerildik, küfür ettik, sinirlendik. Öyle ne yapayım? Bayağı yani. İnşallah buraya kadar izlemişsinizdir. Güzel bir video oldu çünkü bence hani aksiyonuyla, siniriyle... Garip bir video oldu. Garip bir video oldu. Mutluluğuyla çok güzel bir video oldu bence bu. Hani çektiğim en iyi videolardan biri olmuş olabilir bu gerçekten. Harbiden hani bu son çok yakıştı bu videoya. Bayağı. Arkadaşlar. Ne diyeceğimi bile unutuyorum şu an. Videoya beğenmeleri lazım abi. Aynen, hemen başlıyorum. Yorum da yazmaları lazım. Arkadaşlar. 960 küsur aboneydi. Hadi bir oluyoruz. Bu maçta bir olacağımızı düşünüyorum. Videoyu alttan beğenmeyi. Tamam, şuradan abone olmayı. Buradan diğer videolara geçmeyi unutmayın. Demir'in kanalına abone olmayı da unutmayın ama bak. Sakın ha. Şu arkada. Abone olun arkadaşlar. Demir bak, Demir çok güzel videolar yapıyor. Fenerbahçe maçlarına gidiyor. Fenerbahçe Nim Mahvesi Şampiyon olabileceğim. En son umutlar ölüm. En son umutlar ölüm. Bakalım. Demir de videoları çekmeye devam ediyor. Güzel bir video oldu arkadaşlar. Herkese görüşmek üzere. Herkes kendine çok iyi baksın. Ankara Gücü maçı Salı günü. Görüşmek üzere. Geleceğim hayırlısı. 400 sonra. Emir abi. Hadi görüşürüz.